Agalarım herkese selamlar olsun diyerekten başlayalım. 12 ve 13 Mart 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Salı ve çarşamba Şampiyonlar Ligi maçlarını bir de Premier Lig'den mücadelem var. İdeal yüksek konulardan değerlendireceğiz. İsterseniz direkt başlayalım. Tek kelimeyle başlayın hakkını verdik. Kelimeler kifayetsiz diyorum bu başarı karşısında. Hemen sizlere bu skor yarışmaları, raporlar ve maçlarla birlikte devam edeceğim. Öncelikle iki adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmalarımıza baktığımız zaman da Arsenal-Porto maç skoru ne olur salı gününden ve çarşamba gününden de Atletico Madrid-Inter maç skoru ne olur sizlere sorduk. Toplamda 2-2, 5-4 kişi gruplarımızdan misafir edeceğiz. Yorum bir bırakmayı unutmayınız. Önceki maç skorlarına baktığımız zaman da Fenerbahçe-Giloyse maç skorunu bilen yok. Galatasaray-Rize maç skorunu bilen yok. 6-2 bitti Arsenal maçını 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Belalı, Ramazan Kuzucu, Oyun Yöneticisi isimli kanallar, Liverpool Manchester City maçı skorunu kazananlar da Larf, Baranç ve Onur isimli arkadaşlarımız benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Her türlü soru görüş öneri gruplar içinde buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz dostlarım. İsterseniz mislerle başlayalım. Cumartesi günü 3 adet yüksek mislimiz vardı. Soldan başlayalım. Bayern Münih 1.5 üst olarak değerlendirdim. Aga 1.27 gibi yasal oranı var. 2500 misli önermişim. Ben burada kasa yönettiğim için elimden geldiğince en sağlam bahisi veririm. Yüksek misli Avrupa bıraktım. Bir adet Borne maçı 1.5 üst. Dortmund maçı 1.5 üst. Leipzig maçı 1.5 üst. Avrupa'da 1.50 oranı vardı. 1.500 misli de bunu önerdim mi? Önerdim. Sonra Trabzon'un maçı vardı. 1.68 sal oranı vardı. 790 TL de bunu önerdim. Cumartesi kasa yönetimi yüksek mislimizde 3'te 3 olarak tamamladık. Pazara geçelim. Pazar günü de 3 tane yüksek mislimiz vardı. Bir tanesi geceden NBA yüksek mislimizdi. 950 TL. Dallas mücadelesi önerdik. Dallas 5 fark atar. Fenerbahçe alır 2.5 üst 1.39 gibi orandan 2100 TL önerdik. Yine Real Madrid Chatevigol, Real Madrid alır 1.5 üst Arda Güler gol attı. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz. 1.39 gibi orandan 1900 misli önerdim. Aga Toplamda cumartesi pazar hatta cuma ile birlikte vermiş olduğum 9 tane yüksek misli art arda kazandı. Yüksek misli grubun ücreti 900 TL. Tek bir bahisten çıkartıyoruz. Yanıma kal üst üste gelen o 8 bahis de cebine net kar olaraktan kalıyor. Yüksek misli de 900 TL seviyesinde bu miktarlarda oynayan herkesi de beklerim. Devam edelim. Kombinelere baktığımız zaman da hem futbol kombineleri hem de basketbol kombineleri kazansa alırken devam ediyor. Yine aynı şekilde güvendiğimiz maçlardan oluşan ideal kombinlerimiz de gruplarda verilmeye devam ediyor. Hem futbol hem de basketbol olarak devam ediyoruz. Sadece onlar değil, ekstralar da oluyor tabii ki. Oyuncu Avrupa tercihleri oluyor. Özellikle NBA'de yapıyoruz bunu. Oyuncu tercihleri seçeneğimizde kupon olarak sizlere sunuyoruz. Onlar da aynı şekilde gruplarımızda olduğunu da söyleyelim. Canlı olarak elimizden geldiğince zaten canlı maçlarını izliyoruz ve özellikle şu son dönemde stadyumdan canlı maçlar yapıyoruz sizlere. Yine aynı şekilde Fenerbahçe maçında da yaptık. Herkes Açık Telegram grubunda da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılabilirsiniz. Starttan canlı yaptık. 3 gündür buraya mutlaka sizler de katılmadaysanız buraya katılmanızı öneririz. Hatta şöyle başlayalım stadyumdayız. Bas Fener Bas yerimizi erkenden aldık. Basın tribüsünün tam önündeydim. Güzel yerden izledik. Kaos da vardı, olay vardı. Hepsini anlatacağım. Maç önünde bir tane dedim ki penaltı olur mu? Evet seçeneğini sizler 2-13 gibi orandan maç önü olarak önerdim. Başlıyoruz direktten başladım. Pendik çok yatıyor. Canlı bir, statta canlı bir olarak girdim. Dedim ki ilk kere Fenerbahçe bir gol atar. Erkenden aldım. Bu yattı. Bu başarısız oldu. Bir de 0 oldu. Devam ediyoruz ondan sonra. Devre bitti. Basın tribününde olaylar vesaire oldu. Devam ettik. Toplam kart 8.5 üstü olaraktan değerlendirdik. Kırmızı kart olur olaraktan da değerlendirdik. Sonra stat 4'te de maç sonu 2.5 üstü değerlendirdik. Olmasını istiyoruz dedik. Devam ettik. Burada maç hakkında şeyler toplam kart 8.5 üstü oldu mu? Oldu. Kırmızı kart oldu mu? Oldu. 3'te 2 oldu mu? Fenerbahçe 8.5 üst karta ben 700 TL yüksek misli önerdim. Fenerbahçe penaltı oldu mu? Oldu. Yeterli mi? Yetmez. Burada penaltı. Şöyle Batu birlikte izleyelim stadyum atmosferini elimizden geldiği yaşattık. 2.5 üstümüz geldi. Tam gol veriyordum. Geldi falan derken oradan yüksek misli maçımız. Oradan aynı şekilde gece bir olacak vesaire derken. Real Madrid maçımız derken bu şekilde çok güzel kazançlar sağlattık. Kazanç sağlayan herkese tebrikler. Bereketli olsun diyelim. Devam edelim. Sizlerden tek beklentimiz dostlar. Beğeni, beğeni ve yorumlarınızdır. Sizden çok rica ediyorum. 10-15 saniye ayırıp. Beğeni ve yorum bırakırsanız şimdiden çok teşekkürler. 5 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Beğeni ve yorumlar geldiyse başlayalım. Arsenal-Porto mücadelesi. Mücadele ilk ayağını izledim. Hatta şöyle söyleyeyim. 90 dakika Şampiyonlar Ligi'nde vereceğim 4 mücadelenin 90 dakikasının ilk ayağını hepsini de izledim. Arsenal iyi bir oyun oynadı mı? Bence iyi bir oyun. Sergileyemedi. Domine edemedi bence Porto'ya karşı. Yani girmiş olduğu pozisyonlar net değildi açıkçası Porto'ya karşı. Porto da 90 artı 4'te attı. Özellikle Arsenal duran topları çok iyi kullanan bir takım. Fakat Porto mücadelesinde tek başına 10 tane korner kullandı ve hiçbirini de iyi değerlendiremedi. Porto 90 artı 4'te gelen güzel golle birlikte galibiyeti çıkarmayı bilmişti. Arsenal kendi evinde Porto burada kolay teslim olmayacaktır. Fakat ben Arsenal'ın galip gelmesini bekliyorum zaten. Biz bunu ne şekilde değerlendirebiliriz diye baktığımız zaman da Porto'nun da yapacak olduğu defans düşünerekten de mücadelede çok gol olmayabilir diye düşünüyorum. 4.5 altında bir yaparsanız arkadaşlar mücadele idealden değerlendirebiliriz. 1.37 1.40 bandında bir oranı var. İdeal tercihim. Hatta diyorum ki riski biraz arttırmak isteyenler varsa burada 3.5 altında bir yaparaktan da oranı 1.77 1.80 bandına kadar da çıkartabilir. Onun dışında ben size bir daha alternatif vermek istiyorum. Şu an açık değil fakat Arsenal tarafı ilk yarıda en çok korneri kullanır şeklinde de bir tercih olacaktır. Onun da oranı 1.44 bandında olacaktır mutlaka. Şampiyonel Ligi oran oluyor. Onu da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Martinelli sol, kan sol kanatta oynuyor bildiğiniz üzere Arsenal'de. O yok. Çok fazla çizgiye iniyordu. olmayınca korner biraz aksayabilir. O yüzden genel değil ilk yarıda en çok korneri değerlendirebilirsiniz. Barcelona ile Napoli bu maç da çok güzel bir karşılaşma. İlk maç vallahi ben şöyle söyleyeyim, Barcelona çok daha iyi oynadı. Yine 90 dakika izlediğimi belirteyim. Napoli yani berabere kaldı fakat Barcelona deplasmanda iyi oynadı. Ben şunu söylemek istiyorum, Barcelona burada maçı kazanırsa şaşırmayacağım. Sağlamdan yüksek oranla doğru gideyim. Diğer seçeneğinde bulunan Barcelona bir yarıyı kazanır. Evet seçeneğini değerlendirebiliriz. Arkadaşlar ben Barcelona'nın burada bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Onun da 1.39-1.40 matlarında idealden değerlendirebilir. Ben de, bence gelecektir. Barcelona'nın burada bir yarayı kazanını değerlendirilebilir. Bunu önerebilirim. Ve yüksek oranla da şunu söyleyeyim ki bence Barcelona buradan mücadeleyi de kazanacaktır. Benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında bir Barcelona galibiyeti olacaktır. Değerlendirecekler burada. Barcelona tarafına yönelebilir. O yüzden ben direkt burada Barcelona tarafında olduğumu söyleyeyim. Ayın 13'üne geçtik. Yine 3 tane mücadelemiz var. Bournemouth maçıyla başlayalım. Bu maçın oranları henüz açık değil dostlar. Ondan bahsedeyim. Ama hem Bournemouth'un hem de Luton'un maçlarını izleyen biri olaraktan da Bournemouth son mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Fakat nasıl berabere kaldı? Yani 32 tane şutu var maçta. Çok ezici bir oyun sergiledi. Goller gelmedi. Bir de 2-0'dan zaten mücadeleyi 2-2'ye getirdi Bournemouth tarafı. Ben burada idealden Bournemouth'un atacağı 2 golü sizlere önermek isterim. Yani 2 golü Bournemouth'un var bence onu söyleyeyim sizlere. Şöyle de bir yüksek oranın denemesi yapmak isterim. Mücadele 2-0 biter mi? Bence 2-1, 3-1 hatta 3-2'si bile olay maçlardan bir tanesi. Şöyle değerlendirelim. Maç sonu 1 ve KG var oranında çok daha yüksek olacaktır. 2-32, 2-40 mahtlarında bir oranı olacaktır. Onu da o şekilde değerlendirebiliriz. Golü bir maç bekliyorum. Bournemouth'un da kazanmasını bekliyorum. Diğer mücadele Dortmund'la PSV mücadelesi. Şimdi ilk mücadeleyi şöyle söyleyeyim. Ben az önce ya yani maçı 90 dakika izledim. Maçın geçmiş maçın istatistiklerine baktım. Dedim ki böyle miymiş ya? Ben maçı yanlış mı izlemişim acaba dedim. Çünkü ilk maçta istatistikler biraz yanıltabilir. Bence Dortmund daha iyi oynadı gibi geldi bana. Bulmuş olduğu pozisyonlar. Mesela Dortmund 6 tane şut çektiyse PSV 14 tane çekmiş. Fakat Dortmund'un girmiş olduğu pozisyonlar bence daha netti. O yüzden Dortmund'da ilk maçta berabere kaldı. Turu buraya taşımasını bildi. Ben burada Dortmund tarafındayım. Dortmund tarafında nasıl olduğumu söyleyeyim. Diğer seçeneğinde aynı şekilde Dortmund bir yereyi kazanır oranı 1.45-1.48 bantlarında bir oranı var. Dortmund'un ben burada bir yereyi kazanmasını bekliyorum. Benim idealim bu yönde olacaktır. Dortmund bence bir yereyi kazanacaktır. Ve biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa Dortmund'un doğrudan galibiyetini de değerlendirebilir. Bence Dortmund tarafı da galip gelecektir diye düşünüyorum. Günün en baba maçlarından bir tanesi. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Dostlarım çok zor bir mücadele. Özellikle şunu söyleyeyim. Atletico Madrid deplasmanı dünyadaki en zor deplasmanlardan. Yani ilk 5'e bence banko girebilecek bir deplasman. Çünkü bu takım çok bir enteresan bir takım. Yani bu takımdan puan almak çok zordur. Inter ilk mücadelede 1-0 galip gelerekten de bizim yüksek mislimizi de getirmişti. Fakat burada işler zor. Benim burada tek tercihim bakın. Hiçbir tercihe girmiyorum. Tek tercihim korner tercihidir. Toplam korner 8.5 tane açacaklardır. Muhtemelen 8.5 üst korneri değerlendirdim. Özellikle ilk yarı olmasa bile ikinci yarı bolca korner gelmesini bekliyorum. Çekişmeden kaynaklı değerlendirecekler burada. 8.5 üst korner seçeneğini değerlendirebilirler. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan bahsettim. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum destekleridir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.